MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 1. Ders Selam. Bu MIT'nin 18.06 Doğrusal Cebir'in 1. dersi. Ben Gilbert Strang. Bu ders için kitabımız Doğrusal Cebir'e Giriş. Burada geçmiş yıllara ait problemleri, MATLAB kodlarını, dersinin içeriğini bulabilirsiniz. Dersin web sayfası web.mit.edu/1806 ve bu birinci dersimiz ders 1. Daha sonra bu video kasetleri izleyebileceğiniz web adresini de vereceğiz. Pekala, bakalım birinci dersimizde ne var? Planımı vereyim. Doğrusal cebirin temel problemi bir doğrusal denklem sistemini çözmektir. Önce belli bir sayıda denklemi olan bir sistemle başlayalım. N bilinmeyen de N denklem diyelim. Tamam, eşit sayıda bilinmeyen ve denklem var. Bu normal ve iyi bir durum. Öncelikle bir satır resmi nedir onu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki örnek vererek. Bu her bir denklemin teker teker çizimi. Bu daha önceleri 2'ye 2 denklemlerde doğruların birleştiği durumlarda gördüğümüz resme benziyor. Bir dakika sonra doğruların birleştiğini göreceksiniz. İkinci resim, bunun yanına bir yıldız koyacağım çünkü o çok önemli. Şimdi de size yeni gelebilecek bir resim, her bir sütunun teker teker olduğu durum. Ve bunlar bir matrisin satırları ve sütunları. Şimdi üçüncüsü, probleme cebirsel yönden baktığımızda matris biçimi ve bir matris kullanacağım ki ona A diyeceğim. Tamam, şimdi bir örnek yapabilir miyiz? Bütün dönem boyu bir sürü örnek çözeceğiz ve ne olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Bir örnek alalım. İki denklem ve iki bilinmeyen olsun. 2x eksi y eşittir 0 ve eksi x artı 2y eşittir 3'ü ele alalım. Tamam. Hemen bile söyleyebilirim ama önce bakalım. Matrisimiz, katsayı matrisimiz ne? Bu sayıları içeren matris. Matris bir dikdörtgensel bölgedeki sayılar dizisidir. Bizim durumumuzda 2 satır ve 2 sütun var. Dolayısıyla birinci satırda 2 ve eksi 1, ikinci satırda ise eksi 1 ve 2 var. Matrisimiz bu. Ve sağında bilinmeyen 2 bilinmeyenimiz var. Dolayısıyla x ve y gibi iki bileşeni olan bir vektörümüz var. Sağ tarafta ise iki tane değer var ki bu 0, 3 vektörüdür. Kendimi tutamadım ve önce matris biçimini yazdım. Hatta resmi çizmeden önce yaptım bunu. Dolayısıyla önce bunu bir A matrisi, katsayılar matrisi olarak düşüneceğiz. Sonra da bir bilinmeyenler vektörü var. Bizim durumumuzda yalnız iki bilinmeyen var. Daha sonraları istediğim sayıda bilinmeyen olacak. Ve bu bilinmeyen vektörü, bu x'i daha kalın yapacağım. Sağ tarafta ise yine bir vektör. Buna da b diyeceğim. Demek ki doğrusal denklemler a x eşit b şeklinde olurlar. Ve şimdi yapacağımız bir örnek çözmek ve sonra da geri dönüp büyük resmi görmeye çalışmak olacak. Bakalım bu örnek için resim ne? Satır resmine bakalım. Şimdi satır resmi geliyor. Demek ki her seferinde bir satırı alırım ve şimdi x, y düzlemini çiziyorum. Ve birinci denklemi sağlayan tüm noktaları çizeceğim. Demek istediğim 2x
eksi y eşittir 0 denklemini sağlayan tüm noktalara bakacağım. Başlamak için iyi bir yol. Yatay doğrusu üzerinde, bu yatay doğrusu üzerinde y'nin 0 olduğu noktayı bulmaktır. X ekseni üzerinde y'ler 0 olur ve bu durumda aslında x de 0'dır. Yani bu nokta, orijin koordinatları 0, 0 olan bu nokta doğru üzerindedir. O bu denklemi çözer. Şimdi sanırım aynı denklemi çözen başka bir nokta vermeliyim. Diyelim ki x 1'e eşit, yani x eşittir 1 alacağız. Bu durumda y eşit 2 olmalı değil mi? Demek ki elimizde denklemi çözen 1, 2 noktası var. Ve başka noktalar da koyabilirim ama bu tüm noktaları tek seferde koyayım. Çünkü hepsi aynı doğru üzerindeler. Bu doğrusal bir denklem ve doğrusal kelimesi doğru kelimesinin harflerini içeriyor. Bu denklem, bu doğru ki benim ilk satırım. Birinci denklem 2x eksi y eşittir 0'ın çözümü. Yani tipik olarak belki x eşit yarım, y eşit 1 işi görür. Ve öyle de oldu. Peki, bu birincisi. Şimdi ikincisi orijinden geçmeyecek. Bu her zaman önemli. Orijinden geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Bu durumda evet. Çünkü orada bir sıfır var. Bu durumda orijinden geçmiyor. Çünkü x ve y sıfır olduklarında 3 elde etmiyoruz. Şimdi tekrar söyleyeyim. Y'nin sıfır olduğunu varsayalım. Nasıl bir x elde ederiz? Y sıfırsa x'i eksi 3 olarak elde ederim. Demek ki y sıfıra eşit olduğunda eksi 3'e doğru giderim. Böylece bu ikinci doğru üzerinde olan bir noktayı verdi. Şimdi bakalım farklı bir x almış olmak için diyelim ki x eşit eksi 1. X eksi 1'e eşit olursa o zaman bu 1 olur. Ve sanırım y'de 1 olmalı. Çünkü x eksi 1'e eşit ve y'de 1 olacak sonra ve bu noktayı elde ederiz. Bu doğru mu? X eksi 1 iken bu da 1 olur. Y 1'e eşit olduğunda şu 2 olur ve 1 ile 2 3 yapar ve bu nokta doğrunun üzerinde olur. Güzel. Şimdi şu iki noktayı birleştiren doğruyu çizmeliyim. Bu şimdi bana tüm doğruyu vermiş olacak. Ve bunu da iyi yapmayı becerebildiysem sanırım şansıma şuradan geçiyor olacak. Aslında şansına değil. Bu noktadan geçmesi ayarlanmıştı zaten. Sanırım ki ikinci doğru bu ve şu en önemli nokta. Çünkü her iki doğrunun da üstünde. Şimdi isterseniz bu noktanın x eşit 1 ve y eşit 2 noktası olup olmadığını kontrol edelim. Tamam. Bu şuradaki nokta ve bu da her iki eşitliği çözüyor. Şimdi şunu kontrol edelim. Eğer x 1 ise ne olur? Eksi 1 artı 4 eşit 3. Tamam. Daha önce görmüş olduğunuz bir şekli çizdiğim için özür dilerim. Ancak bu satır resmini görerek her şeyden önce ne eşittir 2 için? 2 denklem ve 2 bilinmeyen durumda. Başlamak için doğru nokta. İyi. Şimdi çözümü elde ettik. Şu nokta her iki doğrunun da üstünde. Şimdi sütun resmine gelebilir miyiz? Dikkat edin. Bu kilit noktamız. İşte sütun resmi. Şimdi gidip matrisin sütunlarına bakacağım. Şu bölüme ve şu bölüme bakacağım. Şimdi x parçamız gerçekte x kare, gördünüz mü? 2'yi koyuyorum. Bir şekilde her iki denklemi de aynı anda ele alıyorum. Şu parça ve sonra ilk denklemde bir y var. Ve birinci denklemde eksi 1 ile çarpılıyor. Ve ikinci denklemde 2. Ve sağ tarafta 0 ve 3. Gördünüz mü? Matrisin sütunları, A'nın sütunları burada ve sağ taraftaki B şurada. Ve şimdi denklem neyi soruyor? Bizden bir şekilde şu vektör ile şunu doğru oranlarda birleştirip şunu elde etmemizi istiyor.
bizden doğru olan doğrusal bileşimi bulmamızı istiyor. Buna doğrusal bileşim denir. Ve bu tüm bu dersin en temel işlemidir. Bu sütunların doğrusal bileşimidir. Bu sol tarafta gördüğümüz, tekrar edeyim. Büyük bir tanım yazmak istemiyorum. Ne olduğunu görüyorsunuz. Burada birinci sütun var, şurada ikinci sütun. Bazı sayıları çarpıp topluyorum. Bu bir bileşim. Doğrusal bileşim ve şu sayıları 0, 3'ü üretecek doğru sayılar yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi şunun ne olduğunu gösteren bir resim çizmek istiyorum. İşte bu cebir. Geometrisi ne? Bununla eşleşen resim ne? Tamam. Yine başa gidersek bu vektörlerin iki bileşeni var. Demek ki şöyle bir resim çizmeliyim. Şimdi şu sütunları koyabilir miyim? Şimdi bu sütunları olduğu gibi çizeceğim. Ve sonra da bileşimlerini yapacağım. Demek ki ilk sütun yukarıya doğru 2 ve aşağıya doğru 1, değil mi? Böylece ilk sütun orada. Birinci sütun. Sütun 1. Bu 2 eksi 1 vektörü ikinci sütun. İlk bileşeni eksi 1 ve yukarıya doğru 2'dir. İşte burada. Bu ikinci sütun. İşte yine bu. Bileşenlerinin ne olduğunu görüyor musunuz? Bileşenler eksi 1 ve 2. Güzel. Bu adam. Şimdi bir bileşim yapmalıyım. Hangi bileşimi yapayım? Niye doğru bileşim olmasın ki? Her neyse, tamam. 0 ile 3'ü verecek olan doğru bileşimi almam gerekli. Ve sonra da resimde ne olacağını göreceğiz. Yani doğru bileşim x'i bunlardan bir tane ve şunlardan iki tane olarak almak olacak. Bunların doğru x ve y olduğunu bildiğimiz için burada niye doğru bileşimi alıp sonucun ne olduğunu görmeliyim ki? Tamam. Peki bu doğrusal bileşimi nasıl çizerim? Demek ki şu vektörle başlıyorum. Bu zaten burada. Birinci sütundan bir tane. Yani bu 1 çarpı sütun 1. Tam orada olan. Ve şimdi üzerine eklemek istiyorum. Böylece bir sonraki vektörü okun şu kısmına oturtacağım. Ve ikinci vektör şu yöne gidecek. Şimdi bakalım doğru yapabiliyor muyum? Bu vektörlerden birini eklersem sol tarafa doğru 1. Üste doğru da 2 gidecek. Demek ki sola 1, yukarıya da 2. Demek ki muhtemelen şuralarda bir yerde olacağız. Belki de bunun için noktalı çizgi yapmalıyım. Tamam mı? Bu sona eklenmiş olan bir tane sütun 2. Ama ben sütun 2'den 2 tane eklemek istiyorum. Böylece ikincide de sola doğru 1 ve yukarıya doğru 2 gideceğiz. Herhalde şurada biter. Elimizde bir tane daha var. Yani buraya koyduğum 2 tane sütun 2 olur. Eklemeye devam edelim. Nereye vardım? Sonucun koordinatları ne? Bundan bir tane artı şundan iki tane aldığımda ne elde ederim? Tabii ki şunu elde ediyorum. İşte burada x0 ve y3 olur. Bu da b oluyor. Bu aradığımız cevaptır. Ve nasıl yapıyorum? Gördünüz mü? Tıpatıp birinci bileşen gibi yapıyorum. Bir ikim var ve bir de eksi ikim. Ve bunlar birlikte bana sıfırı veriyor. Ve ikinci bileşende bir adet eksi birim, bir de dördüm var. Bunları birleştirip 3 elde ediyorum. Şimdi şu resme bakın. Bu bizim kilit resmimiz. Şu sütunla şu sütunu birleştirip şu vatandaşı elde ediyorum. Bu B'ydi. Bu 0 ile 3. Tamam. Peki... Demek ki doğrusal bileşim fikri önemli ve aynı zamanda bu soruyu düşünmek ister miyiz? Niye olmasın? Bütün bu bileşimler ne? Eğer şunu alsaydım, x'lere ve y'lere geri döneyim. Bu öyle bir soru ki hep karşımıza çıkmaya devam edecek. Öyleyse hemen şimdi niye bakmıyoruz ki?
Eğer tüm x'leri ve tüm y'leri alsaydım, yani tüm bileşimleri, sonuçlar ne olurdu? Ve aslında sonuç sağ tarafın hepsini elde ederdim olurdu. Şunun ve bunun bileşimleri tüm düzlemi doldururdu. Şunu şimdi çıkartabilirsiniz. Bunu daha geniş inceleyeceğiz. Ancak hangi doğrusal bileşimin B'yi verdiğini ve diğer doğrusal bileşimlerin ne verdiği, yani elde edilebilecek mümkün olan tüm sağ tarafların ne olduğu, işte bu çok temel olacak. Tamam. 3 bilinmeyenle 3 denkleme geçebilir miyim? Çünkü 2'ye 2 durumu çizmek kolaydı. Şimdi 3'e 3'lük bir örnek yapayım. Tamam. Bir tür aynı yola başlayacağım. Belki 2x-y ve z'leri almayacağım 0 olarak. Ve belki bir eksi x artı 2y ve belki bir eksi z olarak. Bunu eksi 1 yapayım. Sadece değişiklik olsun diye eksi 3z. Hayır. Eksi 3y. Y'leri aynı doğru içinde tutmalıyım. 4z olsun. 4z. 4 olsun. Pekala. Bu şimdi 3 denklem. 3 boyuttayım. X, Y, Z. Ve henüz elimde bir çözüm yok. Bu durumda denklemleri anlayıp sonra da çözmek istiyorum. Tamam. Ne olup bittiğini nasıl anlarım? Bir yolu satır resmi. Sütun resmi ise diğer önemli yol. Bir an matris biçimini hatırlayalım burada. Çünkü o kolay. Matris biçimi, matrisimiz ne? A mı? A matrisimiz sağ taraf 2, eksi 1 ve 0 birinci satırdan ve eksi 1, 2, eksi 1 ikinci satırdan. 0, eksi 3 ve 4 ise üçüncü satırdan. Demek ki 3'e 3'lük bir matris. 3 denklem, 3 bilinmeyen. Ve sağ tarafımız ne? Tabii ki 0, eksi 1 ve 4 vektörü. Tamam. Demek ki yöntem bu. Bu üç denklemi yazmamın kısa yolu. Ancak bugün benim önemsediğim resmi çizmek. Şimdi satır resmine bakalım. Tamam. Şimdi 3 boyuttayım. X, Y ve Z. Ve şu denklemleri birer birer alıp sormak istiyorum. Ve bunu sağlayan tüm noktaları çizmek istiyorum. 2 numaralı denklemi alalım. Bunu sağlayan tüm noktaları çizersem, yani bu denklemi çözen tüm x, y ve z'leri alırsam, önce orijinin aralarında olmadığını görürüz. X, y, z'ler 0, 0, 0 olduğunda bu denklemi çözmüyor. Peki bu denklemi çözen noktalar nedir? Bakalım, x 1 olsaydı y ve z 0 olabilirdi. Bu işe yaradı değil mi? Böylece bir nokta bulduk. Şimdi ikinci denkleme bakıyorum. Burada sadece bununla başlamak için bakalım. Şimdi sanırım z 1 olsaydı x ve y 0 olabilirdi. Ve bu doğruca şu eksen boyunca gidecekti. Ve herhalde şurada bir üçüncü nokta isteyecektik. X'i 0 alayım. X'i 0 alayım. Z'yi 0 alayım. Bu durumda y eksi yarım olur. Tamam. Demek ki bir üçüncü nokta var bir yerlerde. Tamam. Bakalım. Şimdi eşitliği sağlayan tüm noktaları koymak istiyorum. Şu nokta kümesinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir düzlem, bir doğrusal denklemimiz olduğunda, neyse ki, bu şeyin grafiği, yani çözüm kümesini oluşturan noktalar bir düzlem olur. Şu üç nokta bir düzlemi tanımlar, ancak hocanız Rembrandt değil. Ve bu, işte sanat kısmı zayıf nokta olacak.
Demek ki bir düzlem çizeceğiz, değil mi? Bir yerlerde bir düzlem var. İşte bu benim düzlemim. Yüzey şu vatandaşı çözen noktaların tümü. Peki şu ne oluyor? 2x eksi y artı 0z. Demek ki z herhangi bir değer olabilir. Yine farklı bir düzlem olacak. Üçe üçlük sistemdeki her bir satır bize 3 boyutta bir düzlem verir. Demek ki bu başka bir düzlem olacak. Şöyle çizmeye çalışayım. Ve şu iki düzlem bir doğruda birleşir. Demek ki iki denklemim varsa 3 boyutta yalnızca ilk iki denklem bunlar bana bir doğru verir. Bu iki düzlemin birleştiği doğruyu. Ve şimdi üçüncü adam, üçüncü bir düzlem ve bu bir yerlere gidiyor. Tamam. Bu üç şey tek bir noktada birleşiyor. Şimdi gerçekten o noktaların nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat doğrusal cebir bunu çözecek. Önemli olan nokta, bu üç düzlem paralel olmadığı için özel sayılmıyorlar, özel değiller. Bunlar tek bir noktada birleşirler ve bu da çözümdür. Belki şimdi bu satır resmini görmenin gittikçe güçleştiğini görüyorsunuzdur. İki doğrunun kesişimine baktığımızda satır resmi basit kaldı. Üç yüzeyin birleşimini görmeye çalıştığımızda bu çok açık değil. Dört boyutta daha da zor olur. Peki, şimdi satır resmini bulabilir miyim? Veya satır resmini üç düzlemin birleştiği noktayı bulduktan sonraya bırakalım. Tek görmek istediğim satır resminin üç yüzeyden oluştuğu ve her şey doğru giderse üç yüzey tek noktada birleşir. Bu da çözümü verir. Belki şimdi sütun resmini tercih ettiğimi söyleyebilirim. Tamam. Sütun resmine bakalım. Bu x kere demek ki ilk denklemde 2x eksi 1x ve üçüncüde hiç x yok. Bu şunun sadece birinci sütunu. Ve kaç tane y var? Eksi bir tane birinci denklemden, iki tane ikincisinde ve belki de eksi üç tane üçüncüsünde. Matrisimin ikinci sütunu. Ve z kere sıfır, z eksi bir z ve dört z. Ve işte bu üç sütunu birleştirerek sağ tarafı elde edeceğim. Bu da sıfır, eksi bir ve 4. Tamam. Şimdi sol tarafta neyimiz var? Bir doğrusal bileşim. 3 vektörün doğrusal bileşimi. Her biri 3 boyutlu bir vektör. Demek ki şimdi bu 3 vektörün hangi bileşiminin şunu yarattığını görmek istiyorum. Sütun resmini çizmeye çalışayım mı? Bu vektörlerin 3 bileşeni olduğuna göre demek ki bir çarpan düzlemin birinci sütununu önceki gibi çizeyim. X 2 ve Y de eksi 1 olur. Belki burada birinci sütun ve Y ikinci sütunun belki bir tane eksi 1'i var. Ve 2 ve Y eksi 3. Şuralarda bir yerde muhtemelen. İkinci sütun. Ve üçüncü sütunun sıfır yok. Eksi 1, 4. Bunu şimdi nasıl çizerim? Demek ki bu ilk bileşendi. İkinci bileşen eksi 1'di. Belki burada. Buradaki üçüncü sütun. Bu 0, eksi 1 ve 4 olan sütun. İşte şuradaki. Tekrarlayayım. Problemim neydi? Bu eşitliğin benden istediği şu 3 vektörü doğru bir şekilde birleştirip şunu elde etmek. İyi. Şimdi doğru bileşenin ne olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hocamızın özellikle seçtiği bu özel problemde elde etmek istediğim şu sağ taraf
aslında sütunlardan biri. Dolayısıyla onu nasıl elde edeceğimi biliyorum. Bakalım çözüm ne? Hangi bileşim işleyecek? Bunlardan birini istiyorum ve bunlardan hiçbirini istemiyorum. Demek ki x 0 olmalı, y 0 olmalı ve z de 1 olmalı. Bileşim bu. Bu değil, bu değil. Bunlardan biri kesinlikle doğru. Bu çözdüğümüz problemde sütun 3. B ile aynı. Öyle işlemesini ben tezgahladım. Bunu da 0, 0, 1 cevabını almak için yaptım. Ve bu bana daha önce görmediğim şu üç yüzeyin birleştiği noktayı verdi. Tabii ki bunu her zaman satır resminden de göremeyebilirsiniz. Gelecek derste aslında yok etme yöntemini işleyeceğiz. Bu yöntem her biri tüm yazılımlar dahil, büyük çaptaki yazılımlar dahil, bu denklem sistemini sistematik olarak çözmek için kullandığımız bir yöntemdir. Bu bir sonraki ders. Bunu ders içeriği listesine ekleseydim, x, y, z'yi tüm durumlarda bulmak derdim. Şimdi bir kez daha büyük resmi düşünebilir miyim? Büyük resmi görmek demekle söylemek istediğim, soldaki A matrisini olduğu gibi bırakıp sağdaki farklı değerler koymak. Sağ tarafı farklı alayım. Tamam. Sağ tarafı değiştirip yine özel olan bir şey koyacağım. Şunu değiştireyim. Önce şu iki sütun toplarsam bu bana 1, 1 ve eksi 3 verir. Bu da özel bir sağ taraf. Bunu bu ve şunu toplayarak oluşturdum. Şimdi bu yeni sağ tarafla çözüm ne? Bunun çözümü açık. Bunlardan birini almak ve şunların hiçbirini almamak. Böylece gerçekte bu yeni sağ tarafı aldığımda sadece buna dönüştü. Tamam. Şimdi satır resminde 3 farklı düzlemimiz var. 3 farklı düzlem şu noktada kesişiyor. Sütun resminde yine aynı 3 sütunum var. Ama şimdi bunları şu adımı elde etmek için birleştireceğim. Ve öyle görünüyor ki sütun 1 artı sütun 2 buralarda bir yerde olacak. İşte şu sütun, işte şu doğru sütun. Bunlardan bir tane ve şundan da bir tane bana yeni B'yi verecek. Anlaştık. Araya yeni bir örnek sıkıştırmış olduk. Şimdi tüm B'leri, tüm sağ tarafları düşünelim. Bu denklemleri tüm sağ taraflar için çözebilir miyim? Bu soruyu sorabilir miyim? Bu işte bir cebir sorusudur. Ax eşit B'yi tüm B'ler için çözebilir miyim? Şunu yazalım bakalım. Ax eşit B'yi tüm sağ taraftaki B'ler için çözebilir miyim? Yani çözüm var mı? Ve eğer varsa yok etme yöntemi bana bunu sağlayacak. Aslında sormak istediğim her sağ taraf için çözüm var mı? Şimdi bunu farklı şekilde söyleyebilir miyim? Doğrusal bileşen sözcükleriyle. Doğrusal bileşen dilinde bu sütunların doğrusal bileşeni 3 boyutlu uzayı dolduruyor mu? Her B 3 boyutlu uzaydaki bütün B'ler anlamına gelir. Görüyor musunuz? Aynı soruyu farklı kelimelerle sormak istiyorum. Ax'i çözmek, bu çok önemli. A çarpı x bir matrisi bir vektörle çarptığımda sütunların bir bileşimini elde ederim. Birazdan bunu yazacağım. Ancak
sütun resminde gerçekte yaptığım şu 3 sütunun doğrusal bileşimlerini alıp B'yi bulmaya çalışıyorum. Ve aslında bu matris için cevap evet olacak. Bu A matrisi için, bu sütunlar için cevap evet. Bu matris, bu örnek için seçtiğim matris iyi bir matris. Tekil olmayan bir matris. Tersi olan bir matris. Bunlar en çok sevdiğimiz matrisler olacak. Başkaları da olabilir. Ve cevabın hayır olduğu başka matrisler göreceğiz. Aslında ne zaman hayır olduğunu görebiliyorsunuz. Ters giden ne olabilir? Nasıl bir şeyler ters gidebilir ki bunlardan? Bütün bu üç sütun ve bileşimlerden şu sağ taraftaki bazı B'leri elde edemeyebilirim. Ne zaman ters gidebilir? Şu bileşimleri görüyor musunuz? Ne zaman yanlış gittiğini söyleyeyim. Eğer bu üç sütun aynı düzlemdeyse bileşimleri de aynı düzlemde olur. İşte o zaman başımız dertte. Matrisin üç sütunu, şu üç sütun aynı düzlemde olursa, örneğin sütun 3, sütun 1 ile sütun 2'nin toplamıysa, o zaman başım dertte demektir. Bu cevabın hayır olduğu yerdeki bir A matrisi olurdu. Çünkü bileşimler sütun 3, sütun 1 ve 2 ile aynı düzlem içinde olduğunda bundan herhangi yeni bir şey elde etmem. Bütün bileşimler aynı düzlemde olurlar ve sadece sağ tarafta B olarak elde edebileceğim bu birisi bu düzlem içinde olacak. Yani onu bazı sağ taraflar için B düzlem içinde olduğu zaman çözebilirim. Ama sağ tarafların çoğu düzlem dışında ve ulaşılamaz olacaklar. Yani bu bir tekil durum olacak. Bu matrisin tersi olamaz. Her B için bir çözüm olamaz. Bunun için cevap hayır olacak. Tamam. Bilemiyorum. Birazcık 9 boyutlu hakkında düşünmeye başlasak mı? 9 bileşenli vektörlerimizin olduğunu hayal edin. Bunları kafamızda canlandırmak zor olacak. Ben bunu yaparmış gibi davranmıyorum. Ancak bir şekilde yaparmış gibi davranalım. Sonraki bu 9 denklem ve 9 bilinmeyenmiş gibi davranalım. O durumda 9 sütunumuz olacaktı. Ve bunlardan her biri 9 boyutlu uzayda bir vektör olacaktı. Ve bunların doğrusal bileşimlerine bakacaktık. O durumda 9 boyutlu bir uzayda 9 vektörün doğrusal bileşimiyle uğraşıp bu bileşimlerden hangisinin doğru sağ tarafı B'yi vereceğini bulmaya çalışacaktık. Ve şu soruyu da sorabiliriz. Bunu her zaman yapabilir miyiz? Tüm sağ taraftaki B'leri elde edebilir miyiz? Ve tabii ki bu 9 sütuna bağlı olacaktı. Bazen cevap evet olacak. Eğer herhangi bir matris A'yı seçseydi cevap evet olurdu. Eğer MATLAB ve rastgele komut kullansaydım ve bir 9'a 9 matris seçseydim garanti ederim ki sonuç iyi olurdu. Tekil olmayan bir matris, tersi alınabilir bir matris, her şey güzel ama bu sütunları bağımsız olmayacakları şekilde seçersem mesela 9. sütun 8. sütunla aynı olursa o zaman o yeni bir şey eklemez ve sağ tarafta elde edemeyeceğim B'ler olabilir. Hiç 9 boyutlu uzayda 9 vektör alıp onların bileşimlerini yapmayı düşünebiliyor musunuz? Bu aslında en temel düşünce. Bu doğrusal cebire ısındığınızı gösterir. Aslında hayal edemediğiniz halde bir müddet sonra edebildiğinizi sanmaya başlarsınız. Bu 9 sütun
ve tüm bileşimleri tüm 9 boyutlu uzayı dolduruyor olabilir. Ama eğer 9. sütun 8. sütunla aynı olup yeni bir şey vermiyorsa, o zaman dolduracağı şey... Bunu söylemeye bile çekiniyorum. Bu bir çeşit düzlem olacak. 9 boyutlu bir uzayda olan 8 boyutlu bir düzlem olur. Ve zaman içinde çalışacaklarımız bu 9 boyutlu uzay içinde 8 boyutlu düzlemler olacak. Şimdilik matrislerin iyi işlediği durumlarla uğraşalım. Öyle ki sağ taraftaki tüm B'leri elde edebilelim. Ve burada sütunlarla nasıl yapabileceğimizi görüyoruz. Pekala. Daha önce bir noktada size söylemiş olduğumu, harflerle yazmak istediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi yine denklemlerin matris biçimine geldiğim için şuraya yazayım. Denklemimiz matris biçimi. Sistemimiz herhangi bir A matrisi çarpı bir X vektörü eşittir herhangi bir sağ taraftaki B'ye. Tamam. Demek ki bu bir çarpım. A çarpı X. Matris çarpı bir vektör. Demek istediğim bir matrisi bir vektörle nasıl çarparsınız? Tamam. Şimdi bir matris oluşturacağım. 2, 5, 1 ve 3'ü seçeyim. Ve 1, 2 olan bir x vektörü seçeyim. Bir matrisle bir vektörü nasıl çarparım? Bir an için matris notasyonumuzu ve bunu çarpımda nasıl uygulayacağımızı düşünelim. Şimdi bir matris ile bir vektörü nasıl çarptığımı söyleyeyim. Aslında bunu yapacak iki yol var. Kendi sevdiğim yolu size söyleyeyim. Yine sütunlar. Her seferinde bir sütun. Benim için bu matris çarpımı şunu diyor. Bu sütunda 1'i ve şu sütunda 2'yi alıp toplamamı söylüyor. Demek ki şöyle düşüneceğiz. Eğer birinci sütunda 1'i alırsam ve ikinci sütundan da 2'yi alırsam bakalım ne elde ederiz. Birinci bileşkede bir 2 ve bir 10 elde ediyoruz ve şurada bir 12 elde ettim. İkinci bileşkede bir adet 1, bir de 6 var, bu da 7 eder. Demek ki şu matris çarpı şu vektör 12 ve 7 verir. Şimdi bunu başka biçimde de yapabilirdim. Her seferinde bir satır alarak da yapabilirdim. Ve bu 12'yi elde edersiniz ve aslında burada yapmış oldum bu şekilde. 2 şu satır çarpı şu vektörü alabilirdim. Bu skaler çarpım fikri. Bu vektör çarpı şu vektör 2 kere 1 artı 5 kere 2 12'yi verir. Bu vektör çarpı bu vektör 1 kere 1 artı 3 kere 2 bize 7 verir. Demek ki satırlarla da yapabiliriz. Ve her bir satır çarpı x daha sonra skaler çarpım diyeceğiniz şey. Ancak sütunlar cinsinden de görmek istiyorum. Bunu bir sütunun doğrusal bileşimi olarak görüyorum. Şimdi vurgulamak istediğim şu. A kere x, A'nın sütunlarının bir bileşimi. Umarım ki gerek duyduğunuzda A çarpı x'i bu şekilde algılarsınız. Şu anda elimizde bu küçük olanlarla farklı şekillerde yapabiliriz. Ama sonra onu böyle düşünün. Tamam. Demek ki bu 2'ye 2'lik bir sistemin resmi. Ve sağ taraftaki B'nin değeri 12 ve 7 çıktı. Ancak tabii ki doğru cevap 1, 2 olacak. Tamam. Gelecek sefer sistematik bir şekilde yok etme yöntemini kullanarak çözümü bulmaya çalışacağız. Eğer çözüm varsa, çünkü eğer yok etme işlemi çalışmazsa
çözümü hangi durumlarda bulunmadığına bakacağız. Tamam, teşekkürler.